Ortada çocuk falan tutmuş. İstersen bana şu mesela onlar da içecek onlar. Şimdi boş köpekler var. 5 tane köpek. Bahçeden hükümettiler. Biz de saat 1-2'de tavukları bahçeye saldık. Bunlar organik bahçe yumurta diye. Onun için devamlı burada kapatıyoruz. Tuttu bu sefer de sen tavukları gel saat 2.30'da 5 köpek da katı böyle sürüyor önüne. Haydi gerek buru kuluk altına. Kuluk altına doğru kümese. Tam 38 tane tavuğum gitti. Tavukların hepsi de şeylerden yakını çiçeklerden de yetiştiler. Bunlar 4 yıl abi. Bunlar böylece. Bu hayvanlar yumurtaları çok büyüktür. Yumurtalarda çift sarı yapar çok o da. Bunlar böyle hayvanlardı. Bu sefer de ne oldu işte bunlar hepsini toplamış. Peki Halil amca zararın ne kadar burada? Zarar mı? Şimdi hesap et bakın 70 tane ne yapar? 35 tane 40 tane sen. 70 tane tanesi bunların. Şimdi bu köpeklerin ne olacak? Bütün millet dışarı köyler gitti köpekleri buraya atıyorlar. Buraya attığı takdirde burada da komşular da camlarına ekmek veriyor. Ekmek veriyor derken yabancı köpekler burada kalırlar. Küpesiz köpekler. Bunlar burada har har yukarı yukarı har har aşağı. Sokak cadde üzerinde çocuklar daha gezemiyor. Bu da yani sıkıntıda o da. Ama bu köpekler köpek şimdi evlerde camlardan ekmek atmasa bu yabancı köpekleri atıyorlar bizim buraya. O köpekler burada ekmeği yiyince köpekler burada kalır daha gitmiyor. Esas beyazlar büyüğüm olan. Ha kırmızı falan bulmam beyazlar çok büyük. Neden bir yardım bekliyorum? Neden buna ben haftalık idare ettim? Haftalık bu haftada ben haftada biraz yumurta satıyordum. Sepet ağaçımı görüyordum Allah'a şükür. Ama buna diyeceğim yoktu ama varsa buna da olmuştu dedim. Bu vaziyette ben bu için tavuklardan 3-5 kuruş nafaka alıyordum. Allah bereket versin derdim. Şimdi onlar da gitti ortada. Gidip helal şimdi. Onu da işte. Yani cennete kaldım. Cenab-ı Allah versin ne diyeyim ben. Bir şey diyeceğim yok. Falan ya. Olursa olur olmazsa olur. Ne yapalım Cenab-ı Allah. Sigorta yok. Sigorta olsa sigorta yaptırdım ben bu tavuklara. Bunun sigortaları da yok. Köpeğin sigortası var da. Tavuğun sigortası yok. Bugün tavuk 70 lira, 60 lira, 80 lira tavuk var. 100 lira tavuk var, 150 lira tavuk var. 500 lira tane tavuk var. Bizim şeyler. Ben 86 yaşındayım arkadaş. Tamam mı? Bu tavuklara bak, duruma bak, vaziyete bak. Milli servetim benim. Ben Hiç hayatta böyle aynen görmedim öyle. hiç ya. Ne diyeceğim? 8 sene, 10 sene tabii. Halil amca sen bu tavuklardan aldığın yumurtalarla mı geçiniyordun? Onlarla geçim sağlıyordu ben. Onlarla nafaka mı çıkardı benim? Ben hafta akşamı oradan Bu çıkardım. sahipsiz köpekler... Köpeği bu köpeklerin yerde gösteriyorum bana şuradan. Bu sonra komşular, yabancı köpekler boyuna ekmek atıyorlar camdan, kapıdan. Bu kadar da olmaz ya. Herkes de sahip olaydı. Bu kadar şey olmaz. Yazık günah ya. Hani? Tam yumurtlamaya başladı Sedat benimkiler de var ya. Taze taze. Sahipsiz köpekleri köylünün başına bela oluyor. Gördüğünüz gibi 30 küsür tane tavuk geçimini tavuktan sağlayan Halil amcanın tavukları nediler? Geçen ayda benim 30 tane tavuğum gitti. Yani yeni yetişmiş yeni tavuk olmuş körpe. Yumurtlamaya başlayan tavuklarımız gitti. Bunlara bir an önce devlet çözüm bulsun. Yani kaymakamlık bunlara çözüm üretsin. Toplasın bu köpekleri hayvan barınaklarında baksınlar. Köylü vatandaş zaten ancak kendine kadar yetiyor yani. Yetemiyor köpeklere. Şehirdekinden çok köpek köyümüzde var. Sahipsiz köpek haklarını savunanlar gelsinler. İşte bak sahipli tavuklar ne hale geldi. Bu köpekler yüzünden yani. Tamam tavuk köpeklere bir şey yapmayalım. Onlar da can da. Tavuklar da can ya. Ya. Gıda üretiyorlar insanlara. Gıda veriyorlar. Tavuklar da yani, kıymetli mi köpekler? Yani.
Köpeklerin şeyi tavuklardan daha değerli yani. Hiç